11 Ağustos 2018 Manisa Aşağı Çoban İsederiz. Caner Tilkat. Evet, Caner Tilkat. Dedemiz Hacı Cavit Uzun. Cavit Uzun. Burada filokseralı sökecekleri sorunlu bağda rekor gelişim ürünümüzü kullandılar. 2017 Kasım ayında. Kasım ayında yaptılar. Doğrudur. Bu bağ sökme niyetleri vardı. Bütün köylü sökmesini tavsiye ediyordu. Aynen. Çıbık çıkarmama sorunu vardı. Şu an bağdayız, geziyoruz. Caner Bey ne oldu? Rekor gelişimi uyguladık. Rekor gelişimi uyguladık. İlk önce ben internetten araştırdığım şeylerle karşılaştım. İzmir bölgeye ulaştım. İzmir'e ulaştınız. İzmir bölge bayi beni Manisa bayine yönlendirdi. Manisa merkez bayimize. Hakan Bey yönlendirdi. Hakan Bey'de tanıştık. Hakan Bey dedi, dedim durum böyle böyle, bizim bağımız çıbık çıkarmıyor. Gelen çıbık geçen çıkarmıyor. Köklemimizi tavsiye ediyor. Kaç yıllık bir bağ burası? 7 yaşında bir bağ. Zaten bunun 2 senesi yerde kalıyor. 7 yıllık bir bağ. 3. sene başlıyoruz. Kesilme. Peki şunu sorayım ben size. Bu toprak yapısı nasıl bir toprak diye geçiyor? Sert toprak. Sert. Altı sert yani. Mil ama altı sert taşıyor. Mil ama altı sert. Peki bu burası muhit olarak, mevki olarak nereye düşüyor tam? Azmak mevki deniyor. Azmak mevki. Aşağı Çoban ise de azmak mevkinde. Evet. Kasım ayında 2017'de Kasım ayında uyguladık. Hakan abi dedi bunu. Nasıl uyguladınız buraya? Uygulamayı nasıl yaptınız? Dekara bir çuval. Bir çuval uyguladınız. 18 kilo. 18 kilo. Serpme. Serperek. Yani serperek bütün yüzeye. Gübre serpme makinesiyle. Gübre serpme makinesiyle serptiniz. Komple yüzeye serpme uyguladık. Ondan sonra bir sürüm yaptık. Hı-hı. Onu karıştırdık. Yağmurlar evet. Yağdı. O şekilde evet. Uygulamayı yaptınız. Yaptık. Ben şunu eklemek istiyorum. Şimdi bu bağlarımız filokseralıydı. Hastalıklıydı. Evet. Bunu her yerde söylüyoruz. Rekor gelişim bir ilaç bilgileri değil. Evet. Ama buradaki ve diğer birçok bağda görülen kök hastalığı toprak şeyi. Toprak fiziki yapısı, toprağın ana materyalinden kaynaklı oluşan bir durum. Tabii ki sert bir toprak. Sert bir toprak. Suyu emmiyor. Suyu emmiyor. Şu an 3 gün önce bir yağmur yağdı. Doğru mu? Evet. Doğrudur. 3 gün önce bir yağmur yağdı. Bir de çok hafif bir %3'lük dolu da yaptı. Dolu yani. Yaptı. Ve bu sene hep yağmurlu geçiyor. Biz Ağustos ayındayız. Evet. Aynen. 3 gün önce bir yağmur yaptı. Toprakta arkasından bir de dolu yaptı. Evet. Şöyle üzümleri gösterdik. Yani ağaçlarınızın peki şu an sürmeyle, çubuk sürmeyle alakalı durumu nedir? Şu an çok güzel bir sürüm var. Daha yemyeşil. Biz bunu bir tane yaprak kalmıyordu bu zaman. Bu zamana kadar yaprak kalmıyordu. Ağırlıyordu. Ağırlıyordu yani, üzümler tamamıyla meydanda kalıveriyordu. Üzümler meydanda evet. Kalıyordu. Şu an şöyle gösterdiğimizde aradan gösterelim. Şöyle. Evet. Şu ileri bugün doğru. Bugün 11 Ağustos. Evet. 2018. Tamam. Böyle aradan baktığımız zaman evet, gayet güzel. Şöyle gidelim yavaş yavaş evet. İleri doğru. Sanki bağ yeni bahar gelmiş şöyle şeklinde şey yap, sürüyor. Bahar geri gelmeye başladı. Yani şu an baharda sürüyor gibi evet. Sürüyor diyorsun. Doğru. Bahar. Peki şunu sorayım. Şimdi tabii ki sürmeyle birlikte de boğum sıklığı da önemli. Evet. Yani evet. Nasıl görüyorsunuz? Boğum sıklığı çok güzel. Yani evet. Yani gösterebilir miyiz? Evet, şuradan gösterebiliriz. Aynen. Şöyle. Boğum arası. Gayet taze İki bir parmak. Sürüyor. İki parmak. İki parmak. Sürüyor. Genişliğinde. Genişliğinde. Daha evvelden. Bu uygun mudur? Bu çok uygundur uygun. Evet. Tabii burada şimdi doğuş fazla yapar. Çubuk böyle. Yapmama gibi bir sorun varken evet. Hem çubuk yapıp hem de sağlıklı bir boğum aralığı evet, yaptı. Hastalıklı bir boğa. Tekrar söyleyelim. Filoksera evet. Hastalığı diye doğru. Tanımlanan bir bağdayız. Şöyle gözünüzde görülüyor zaten. Gidelim. Buralarda şu an hiç çubuk olmuyordu. Peki bize gelen geçen bunu kökleyin, burada bağ olmaz. Şimdi kendi köylüleriniz dahil. Evet, herkes. Bunu sökün. Doğru sökün mu? Şöyle gelin siz de. Evet. İlaç atmaya gidiyor mesela vatandaş. Kameraya duruyor. Bakalım. İlaç atmaya gidiyor vatandaş, duruyor. Bu diyor olmaz diyor. Bu 5 olmaz sene diyor. Oldu diyor. Sökün diyor. Sökün. Bunun çeşit olarak çeşidini, cinsini biliyor musunuz? Ne olduğunu? Biz bunu çubuğu Salli'den aldık. Aha. Sultaniye çekirdeksiz. Sultaniye çekirdeksiz. Evet. Peki size sökün dediler. Sökün sökün dediler. Evet, gelen geçen sökün. Peki siz sökmeden önce ne uygulamalar yaptınız? Biz buna sökmeden önce 500 kilo kükürt attık. Kükürt birisi attınız. Dedi kükürt atın. Ondan dedi, sonra kükürt atın. Birisi geldi 500 kilo kireç. Kireç atın dedi. Kireç attık. Onu da attık. Kireç attık. Tamam. Ondan sonra acaba karaboya. Karaboya da attık. Karaboya da 500 kilo attık. Hep tamam. Toprağa böyle yoldan gelip geçen. Tabii gübre, gübremizi de attık. Evet, gübremizi normal de, gübremizi de attık. Gübre. Sonuç? Sonuç hiç fayda alamadık. Sıfır. Sıfır. Şöyle kameraya bakarak konuşalım. Hiç. Peki
Bunu niçin sordum? Şimdi siz bizi internetten takip ettiniz. Evet. Manisa merkez bayimize geldiniz. Rekor gelişim buraya uyguladınız. Şimdi rekor gelişim burada size hem çıbık yaptırdı. Evet. Doğuş yaptırdı mı? Aynen. Doğuş da güzel. Çubuklardaki göz boğumları zaten... Boğum araları zaten... da çok güzel. Şimdi filiz sarıyı. Bağcılar sizi izleyecek. Evet. Yani çok memnun bazen, kaldık. Bazen insanlar şöyle yorum yapabiliyor. Ya bu bağ kaç yaşındaki? Ya da ne kadardır vermiyor ki? Ne kadardır bakıyorlar? Siz kaç yıldır bağcılık yapıyorsunuz? Ben 10 yaşından beri. 10 yaşından beri. Hacı dayım? Ben Türkiye'den beri kaç yaşındasın? 81. 81 yaşında maşallah. Evet. Herhalde sizin sözünüze de itibar ederler. Burada filokseralı, hastalıklı dediğimiz evet. bir bağda birçok evet. uygulama yaptık. Yaptık. Ama sonuç alamadık. Alamadık. Ama tabii ki burada şöyle bir durum da var. Şimdi faydanıza olabilecek bir şey bozuk bir toprak yapısında size fayda vermeyebilir. Evet. Bu her kullandığınız ürün kötü anlamına gelmiyor. Tabii, ya da ihtiyacınız yok anlamına gelmiyor. Aynen. Tabii. Rekor gelişimi vererek bu ürünleri de çalıştırmış oldunuz. Yani tabii. gübresidir, kükürt verdiniz belki pH için evet. başka bir amaçla. Evet. Ama nedir? Toprak çalışmaya başlayınca ağacınız çubuk çıkarmaya başladı. Çok güzel. Doğuşu fazla yani. Yaptırdı. Tabii. Sürgünü yaptırdı ve bağ şu an yemyeşil. Yemyeşil. Gidelim aynen, şöyle biraz bir, daha. Bir kere sarı yaprak yok yani bağda. Sarı yaprak yok. Gidelim. Hem de göstereyim. Çubuk çıkaramıyor. Bir de yapraklar arlıyor. Peki böyle kış dönemi hemen gelmiş gibi. Bağcılık için. Evet. 2018 yılını bağcılık için nasıl bir yıl görüyorsunuz? Yani iyi bir yıl mıydı bu yıl? 2018 yılı kötü bir yıl kötü. Geçti. Yani kötü. Böyle kameraya da bakalım. Evet. Sizce nasıldı? Şöyle ona doğru gelin, yüzünüz görülsün. 2018 yılı iklim olarak zaten kötü gidiyor. Kışın bir soğuklama evet. sorunu vardı. Evet, bu bağ mesela bir soğuk vurdu. Soğuk vurdu ama birçok yerde de mesela soğuk olmadığı için bağlar doğuş yapamadı. Erken uyandı vesaire. Kötü bir yılda. Kötü bir yılda. Sürgün yaptırdık. Evet. Doğuş yaptırdık. Evet. Bereket versin. İyi kötü bir üzümümüz var. Evet. Tahmini var mı bir rakamınız burada şu kadar kilo alırız diye dönüm başına? Ben 600 kilo ümit ediyorum. Kuru yani. Üzümden bahsediyoruz kuru üzüm, değil mi? Dekardan. Burası kaç dönüm? Burası 8 dönüm. 8 dönümde. Yılın 7, kötü 8, bir olduğu bir yılda. Flör evet. saralı bir bağda. Hem çubuk çıkarıp hem de bu rakamı almak evet. bence iyi. Çünkü evet. niye? Siz evet. burayı zaten sökecektiniz. Sökecektik. Sökecektiniz. Aynen. Sökmeyi kafaya koymuştunuz. Çünkü yapmadığımız uygulama kalmadı. Sehpaya koydunuz, idamı yapacaktınız yani. Aynen. Var mı söylemek istediğiniz başka bir şey? Eklemek istediğiniz? Yine mesela, bu rekor gelişimi kullanacağız bu sene. Sulamayla alakalı. Şöyle ekrana bakarak da konuşalım. Evet. Çünkü bağcılar sizi izleyecekler. Evet, tamam. Bağcılar. Biz çok memnun kaldık yani. Herkese tavsiye ederiz. Şimdi aşağı Çobanisa. Azmak mevkii. Yukarı Çobanisa var. Çevre civarlarınız komple. Aynen, aynen. Şey. Altımız zaten Acarliler, Çay Döner, Acarlar, Bağcı, Hamza Beyli. Yeşil bu arkadaşlar, Yeşilköylü. Hepsi bağcı. Bağcı. Bunlar gelip sizden soracaklar bunu. Aynen. Evet. Rekor gelişim 11 yıldan beri üretilen bir üründür. Evet, 11 yıldan beri üretilip satılıyor. Ve insanlar mutlaka kendi sorunlarını çözdükten sonra da bunu paylaşması gerekiyor bence. Aynen. Yani sonuçta biz de bu işten ekmek yiyoruz. Aynen. Ama sizde bu bağ olmadığı zaman sizin ekmeğiniz de burada. Evet. Bu da burayı kurtarıyor. Aynen. Şimdi en azından bildiğiniz ürettiği, üreten belli, satan belli, tabii. yere belli, yuru belli. Bizlere davet ettiniz, biz de geldik, sağ olun. Evet. Mutluluğunuzu her zaman ve sonuçları bizle paylaştınız. Aynen, Manisa bayımızda sürekli paylaşıyorsunuz, aynen. o da takip ediyor. Hakan Bey'le her zaman paylaşıyoruz. Tavsiye eder misiniz rekor gelişimi? Rekor gelişimi tavsiye ederiz, herkes evet. kullanmasını isteriz. Peki rekor gelişime verdiğiniz paranın karşılığını size veriyor mu? Verdi mi? Verdi, fazlasıyla verdi. Biz bunu kökleyecektik. Eğer biz bu sene... İki sene geri kalacak, bir de mahsul erişmesi... Mahsul erişmesi, bir de sene, önümüzdeki sene. Yılı da zaten bir şekilde nasıl yaptığı boğum ve gözlerden zaten... Aynen. Evet. Yemyeşil sürgünler şöyle gösterelim belli. Tekrardan. Yani burada şu yeni gelen sürgünler... Evet, biz burayı bir de iki sefer palotur yaptık, kestik yani. Sıraları başladı kapatmaya. Peki bahsedin ondan, yaptığınız işçilikten evet. bahsedin biraz. İki sefer palotur yaptık, hı-hı. sıraları... Palotur açın. Yaparken ne yaptınız, ne işçilik yapıyorsunuz? Filizleri kestik mesela. Dallar başladı 2-3 metre uzunluğu çıkarmaya. Bu evet. filizler mesela bu kadar çıktı. Şimdi kol yapmayan bir bağda siz 2-3 metre kol yapıyor. Bu sefer durdurmak evet. için habire kestiniz. Için kestik. Doğru mu? Doğrudur. Şuna bak. Yani uzamış gelmiş. Şuna bak mesela. Bu şekilde görülüyor. Ne kadar? Bayağı uzamış gelmiş. 2 sefer kestik biz bunları. 2-3 parmak şeyi var. Evet. Ara. O kadar güzel yani bundan iyisi. Var mı ekleyeceğiniz bir şey söylemek istediğiniz? Böyle gelin. Geçen sene biz bunu 6 su verdik. Bu sene 3'e düşürdük. Üç su. Şimdi bu sene de yıl kurak giriyor. Her ne kadar böyle evet. dengesiz yağmurlar yağsa da. Evet.
Doğrudur. 6'dan 3'e düşürdünüz. 3'e düşürdük. %50 suyunuz düştü. Düştü. %50 suya düştü. Şimdi burada hem işçilikten bir kâr ediyorsunuz. Tabii. Hem toprağı aşırı yıkamamış oluyorsunuz. Tabii bu suyu vermemizin sebebi ağaç suyu istememiş olması. İstememiş olması doğrudur. Aynen. Burada kökün çalıştığı, yani filoksera dediğimiz kökle alakalı olan hastalığın gittiği. Gitti yani. Toprakta nemin korunabildiği, saçaklanmanın olduğu ve bitkinin saçağını canlı derine götürmesi de ağacı canlılıktan, susuzluk stresinden korudu. Korudu, evet. Kök başladı kalınlamaya. Kendini besliyor yani. Kök, evet. Kendini besledikçe. Evet. Peki buraya gelen illaki teknik danışmanlarınız, çalıştığınız ziraat mühendisleri ya da firmalar vardır. Onların burayla ilgili bir gözlemi var mı? Son şu hal için, şu halle alakalı. Onlar bile şaşırdılar yani bu mesela olaya. Ne diyorlar şaşırırken? Köklersiniz. Köklersiniz diyordular yani. Tamam. Şimdi ne diyorlar? Şimdi bağ düzelmiş, onlar bile hayret ediyor yani. Bağ düzelmiş, onlar bile hayret ediyor. Hayret ediyor. Çünkü dedik ya, yer yaş diyor ya. Niye soruyorsunuz? Yok, kök dedim, püsek yok. Tamam. Püsek olmayınca dedim, bağ bayılıyor. Şimdi bak, şimdi bir tane size sökün dedikleri bir bağda daha sonrasında gelip şaşırıyorlar değil mi? Şaşırıyorlar. Hani bu, aynen. Burada şöyle bir şey var. Yani bu birken 5 olmalı ki ya da birken 10 olmalı ki insanlar şaşırsın. Tabii. Geçen sene bu dönemde yaprak yoktu. Şu an yemyeşil. Yani yol bunu, git sarma ya yap. 50 santim filiz zorla çıkarsa bile bir bakın yapraklar ağrıyor. Yapraklar hemen üzüm meydanda. Sarı yaprak yok. Sarı yaprak yok. Biz teşekkür ederiz. Bağınızı gezdirdiniz. Evet. Bizle paylaştınız. Bizler çok memnun kaldık. Allah razı olsun size. Bağcılarımız sizi izleyecekler. Aynen. Televizyondan. İnşallah. İlla ki size gelip görüşlerinizi soracaklar. Biz herkese kullanmasını tavsiye ederiz. Bu sene de kullanacağız. Rekor İnşallah. Gelişimi. Bu sene de kullanacağız. Bol bereketli hasatlar dileriz. Amin. Herkese kullanmasını öneririz. Şöyle gösterelim. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.